Amerika'ya geleli 2,5 yıl oldu. Şükürler olsun. Dürüst bir şekilde çalıştım. Çok çabaladım. Yani elimi taşın altına, yüreğimi taşın altına, ayaklarımı otuz altına, her şeyimi taşın altına koydum. Bedenimi koydum. Bu süre zarfı içerisinde bana çok iftira attılar, yalan söylediler, çekememezlik yaptılar, bir ton laflar ettiler. Ama ben elimden geldiğince çalışmaya devam ettim. Ve bunu gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü zamanı geldi. Ben de her genç gibi Amerika'ya hayallerim, hedeflerimin peşinden koşmak için geldim. Ve sonunda başardım. Şapkamı değiştirdim. Daha önce yapılmış bir espriydi ama videoya böyle bir giriş yapmak istedim. Daha önce hiçbir YouTuber'ın Amerika'da çekmediği bir video. Amerika'da ikinci el araba fiyatları videosuyla karşınızdayım. Şu anda CarMax'teyim. CarMax, Amerika'nın en büyük ikinci el araba alıp satan şirketlerinden bir tanesi. Ve burada binlerce araba var. Arkamda sporlar, yanında SUV'ler, onun yanında işte ötekiler, berikiler, çeşit çeşit adlandırmışlar. Daha önce buradan bir tane araba aldım, geri iade ettim. Sistemi size anlatacağım. Buradan kredi skorunuz olmasın, araba alabiliyorsunuz. Olsun, kötü olsun alabiliyorsunuz. Yani burası size her türlü araba imkanı sunuyor. Birazcık tabi faiz oranlarını arttırıyor, birazcık kabartıyor ama her türlü size araba imkanı sunuyor ve bütün Amerika'ya neredeyse araba satıyor. Peki almak zor mu? Şöyle söyleyeyim sizlere. Yani buradan nasıl araba alabilirsiniz? Amerika'ya geldiniz. SSN numaranız var olarak farz edelim. Kredi kartı çıkarttırdınız. Banka kartınız var. 2 ay boyunca bir yerde çalışın. Bakın 2 ay boyunca bir yerde çalışın. Gelin buradan bir saat içinde arabayı alın. 2-3 bin dolar down payment, yani ön peşinat verin. Beğendiğiniz bir tane arabaya gidin. Bu kadar. Samimi söylüyorum sizlere. Yani altı üstü şusu busu yok. Bu kadar. 2 aylık 3 aylık bank statement, yani banka ekstresi istiyorlar sizlerden. Ve SSN numaranızdan kredi skorunuzu, yani borcunuz, harcınız, onsuzunuz, bunuz, haciziniz var mı diye kontrol ediyorlar ve arabanızı size veriyorlar. Bu kadarcık sürüyor. Samimi söylüyorum. Bu arada ben kendim de arabayı değiştirmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz bende 2022 Honda CR-V var ve SUV birazcık büyük araba. Ya spor ya farklı bir şeye doğru böyle geçiş yapma aşamasındayım. Tam emin değilim ama kendi arabamın fiyatı şu anda piyasada 38-37 bin dolar. Ben 25 bin dolarlık bir araba alsam bunun hesabını birazcık kafamda yapıp sonra bir düşünmem lazım. Sizlerle beraber ben de bir araba bakacağım. Hadi o zaman sizi daha fazla bekletmeden şuradaki Mustang'den videomuza başlayalım. Karşıma bir tane canavar var. 2019 model Ford Mustang GT arkadaşlar. Araba tek kapı görmüş olduğunuz gibi. Fiyatı ise 33 bin dolar. Araba 24 bin mildeymiş. 8 silindir 5 motor olarak geçiyor. Eğer kredi skorunuz iyiyse, bakın burada yazıyor zaten. Ben size bir tane olarak örnek göstereyim. 531 dolara aylık olarak alabiliyorsunuz. Orta bir skorunuz varsa 645, kötü bir skorunuz varsa 790 dolara aylık olarak yılına 72 aya böldüğünüzde alabiliyorsunuz. Arabanın arkadan görüntüsü bu şekilde. Şöyle bir içine de göz atalım bakalım. Tek kapı olmuş olduğunun verdiği avantaj ile ön kısım çok geniş. Yan tarafı bu şekilde. Direksiyonu, konsolu böyle eski tarzda, sade tarzda olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Size ben bir şey daha söyleyeyim ki videonun başında kafanız karışmadan. Yani burada araba almak bilmem elektronik, yani bu tarz şeyler burada lüks değil arkadaşlar. Burada lüks olan şey ne biliyor musunuz? Paranızı kazanıp biriktirip bir iş kurabilmek. Yani bir amacınız doğrultusunda ilerleyebilmek. Ben bunları gösteriyorum ama bunlar gerçekten zor şeyler değil burada. Eğer senin güzel bir işin vardır, atıyorum sen mühendissindir, bunu 5 dakikada al git çık. Bu kadar basit şeyler bunlar aslında burada. Hatta şunu da ekleyebilirim. Sen DoorDash yapıyorsundur, tamam mı? Her gün 10 saat DoorDash yapıyorsundur. Hayatın sadece odur, yani amacın DoorDash yapmaktır. Böyle 600-700 dolar kiralıkla bir evde oturuyorsundur. Yine gelip bu arabayı alabilirsin. Al evinde dursun, hafta sonları bin. Cidden böyle. Burada bir tane Camaro var arkadaşlar. Yani Mustang bana daha çok ağır basıyor bunun yanında açıkçası. 2020 model Chevrolet Camaro LS. 4 silindir 2 motormuş. Mustang'in yarısı dan bile az neredeyse. Araba henüz 9000 milde, yani sıfır ayarında. 30.000 dolar fiyatı varmış. Bunun da en iyi kredi skoru, aylık ödemesi 483 dolarken. O arabada tek kapı. Bunun içerisi de bu şekilde. Mustang'e nazaran birazcık daha lüks dizayn edilmiş. Yani daha güzel gibi duruyor içerisi. Direksiyonu falan daha spor. Gold screen var. Bu şekilde orta bir konsolu var. Yan tarafı ise bu şekilde. Evet, açıkçası benim almayı düşündüğüm arabalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Neden? Dış görünüşü beni çok fazla cezbediyor. Yani bu rengi değil ama bu arabayı gerçekten almak istiyorum. Çünkü yere yakınlığı, bakışları, şu farların güzelliği, şu jantların şekli, şu kapının, şu kulakların şekli, gözleri, ne bileyim yani araba gerçekten beni benden alıyor. Hatta arkadan görüntüsü de bir Lambo'yu
anımsatıyor bizlere. Şöyle sizlere bir göstereyim. Arabanın kapısı büyük ihtimal buradan açılıyor ama şu anda araba kilitli arkadaşlar. Yani araba açılmıyor ve fiyatını da dışına yazmamışlar. Camdan da şöyle içeriği de gösteremiyorum sizlere. O yüzden bunu bir atlıyorum. İnşallah şuralarda bir yerlerde buluruz bu arabadan bir tane daha. Evet, buraya Chevrolet'i dizmişler. Bunlardan uzak durun. Bunlara bulaşmayın. Ben size almanız gereken arabaları göstermeye çalışacağım. Mesela Honda Accord var karşımda. Evet, bir sürü Accord var. Sorun çıkarmaz. Benzini az yakar. Araba güzel. Tipi güzel. Uber yaptırır. DoorDash yaptırır. Her şeyi yaptırır. Fiyatı 26 bin dolar. Araba 57 bin mildeymiş. Bakın, City'de 26 mile per galon veriyor. Yani mil başına yaktığı galondan bahsediyor. Highway'de de 35. Aylık 419 dolar kredi skorunuz eğer iyi hissediyor. Bu birazcık dar. Şunun içini göstereyim ben sizlere. Bu da 2019 model Honda Accord Sport'muş. Bu araba 46 bin mildeymiş. Ve bunun City'de mile per galonu 29. Yani daha iyi. Bu City Highway ne kadar yükselirse daha az yakıyor anlamına geliyor. 1.5 motor var arabada. Yine bunun da aylık ödemesi 419 dolara tekabül ederken arabanın iç dizaynı yani bir BMW'nin birazcık daha alt tabakası gibi ama gayet güzel bence. Sade bir iç tasarıma sahip. Burada da 2019 Honda Accord. Bu EXL paketmiş. Bu da 30 City. Bakın bu diğerlerine nazaran bir tık daha iyi bir benzin yakıtına sahip. 29 bin dolarken aylık ödemesi 467 iken arabanın içerisi ise diğerlerine göre aynı. Evet. Aynı. Hiçbir fark yok yani. Bakın şurada 2014 Toyota Corolla var. Tank gibi araba yani. Bunu al. 8 yıl binersin. Böyle kafan hiç acımaz. Ama fiyatı 19 bin dolar. 2014 model olmasına rağmen. Araba 48 bin milde. Çok fazla milde yapılmamış. 1.8 motor var. City'de 29 MPG'si var. Aylık ödemesini görüyorsunuz. 300 dolar arkadaşlar. Aylık ödemesi. 150 de sigortası olsa araba aylık size 450-500 dolara gelecek neredeyse. Arabanın içi bu şekilde yani gayet eski bir iç tasarıma sahip. Yani diyebilirsiniz ki abi yani 19 bin dolar niye bu arabaya vereyim ki? Giderim 20-25 bin dolara Mustang alırım, Chevrolet alırım, onu alırım, bunu alırım diye düşünebilirsiniz. Evet, haklısınız ama bir işiniz yoksa, bir sabit geliriniz, sabit bir işiniz yoksa, siz serbest meslek erbabıysanız, buraya gelen göçmenlerin birçoğunun yaptığı gibi app'lerden yani uygulamalardan çalışarak para kazanıyorsanız bu tarz arabaları tercih etmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden 40 bin dolara atıyorum. Mesela ben kendime örnek vereceğim. Gittim 40 bin dolara Honda CR-V'yi aldım. Ya 40 bine Corvette al Osman, Mustang al Osman, olmuyor işte. Hem Uber yapmayı da düşünmem lazım. Yani mesela ben Uber yapabileceğimi her zaman düşünmem lazım ki o arabaya. Şimdi Mustang alsam onu Uber yapamam. Yapamam. O yüzden onu hem kendi lüksümü arttırıyorum. Tamam eyvallah. Ama Uber yapmayı da düşünerek o arabaya hareket ediyorum. Yani bu şekilde ilerliyor işler. Evet, karşımda Camry var. Burada en çok tercih edilen arabalardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Gerçekten çok fazla tercih ediliyor. Arabanın fiyatı 22 bin dolar. 2017 model Camry SE. 2.5 motor varmış. Bakın birazcık motoru diğerlerine göre büyükmüş. 24 City. Aylık 354 dolara geliyor bu da. Yani şu Corolla'yı almaktansa bunu almak çok daha mantıklı ama birazcık daha fazla yakıyor tabii ki. Arabanın iç dizaynı da bu şekilde. Bunların hepsinin içi niye aynı ya? Evet, bu da yılan gibi Honda Civic'ler var. Bu arabalar da tercih edilebiliyor. Birazcık fazla yakıyor bildiğim kadarıyla. 2019 model Honda Civic EX. 31 yakıyor. Bence çok iyi. Arkadaşlar samimi söylüyorum, çok iyi. 1.5 motor var çünkü. 24 bin dolarken aylık 386 dolara tekabül ediyor. Kredi skorunu ise. Arabanın içerisi gayet geniş ve güzel duruyor yani. Bence arabanın fiyatı da 24 bin dolar. Bence iyi. Bakın burada Sonata'lar var. Bunlar nedense Hyundai'nin arabaları çok ucuz oluyor arkadaşlar. Araba 14 bin dolar. 2013 model. 100 bin mildeymiş. Yani 160 bin kilometrede. 24 City'de şeyi var. Kötü bu. Yani kötü. Aylık 219 dolar. İçini merak ettim. Evet. Prius'u anımsatan bir iç dizayna sahip. Bir de şu yandaki yeni kasasına bir göz atalım bakalım. Orada 25 bin doları gördüm. Bu arabanın dışarıdan görüntüsü gayet güzel duruyor bence. Yani benim hoşuma gidiyor. 2020 model Hyundai Sonata Sel. 2.5 motorken arabanın mil per galonu yazmamışlar. Aylık 403 dolara tekabül ediyor. 25 bin dolar. Bu arabaların arkadan görüntüsü de gayet güzel duruyor arkadaşlar. Böyle bir uzayımsı. Daha yeni kasaları var. Böyle mavi rengi var. Bunun çok hoşuma gitmişti bir ara. İç dizaynı da benim çok hoşuma gitti. Görüyorsunuz arabanın iç dizaynı bu şekilde. Orta konsol, morta konsol, dokunmatik ekranlar falan bence çok başarılı bir iç dizayna sahip ama arabalar nedense ucuz. Evet, tercih edebilirsiniz. Ben kullandım, memnundum. 2016 Nissan Altima kullandım. Şükür hiçbir sorun çıkarmamıştı bana.
Karşımızda da 2020 Nissan Altima SV var. Araba 2.5 motorken 26 bin mildeymiş ve fiyatı da 26 bin dolarmış. Tabii ki bu yeni kasası benimkine nazaran, iç dizaynı bu şekilde. Evet, bir diğer kullandığım araba da şu. Hemen Nissan Altima'nın çaprazında duruyor. Jetta 2021 vardı bende arkadaşlar. 24-25 bin dolara almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 2020 Jetta S'miş. Benimki R-Line paketti. 1.4 motor benimki de aynıydı. 20 bin dolar fiyatı varken aylık 322 dolara tekabül ediyor. İçine bakalım. Evet, benimkiyle içi birebir aynı. Hiçbir değişikliği yok. Yani Jetta'dan da memnundum ama Amerika'da Volkswagen'den biraz uzak dur diyorlar. Ama ya ucuzsa da o anki durumuna göre hareket edip alabilirsin. Araya bir tane şöyle Dodge sıkıştıralım arkadaşlar. Şöyle bir Dodge'umuz var elimizde. Dodge Charger desem Charger değil, böyle bir Dodge Dart'mış. İlk kez görüyorum böyle bir arabayı. 2013 Dodge Dart, fiyatı 15 bin dolar. Aylık 235 dolarmış. 2 motor, 24 CD'de MPG'si var. İçine bir bakalım. Yani içi normal bu şekilde, ekran bayağı büyük 2013 model bir arabaya göre. Evet, karşımda kendi kendine paket attıran bir araba var. Yani DoorDash paket, otomatik paket atıyorsunuz böyle bir arabaya binerseniz eğer. 2014 model Toyota Prius V3 diyor. Bu araba sanırım arkası, aynen arkası uzun bu arabanın. Hatchback mi deniyor buna bilmiyorum ama fiyatı 16 bin dolarmış arkadaşlar. Bakın City'de 44 MPG'si var. Yani benzin yakmıyor bu araba. O yüzden güzel yani. Yani paket attırıyor bu araba. İçini göstereyim sizlere. Bu arabaların iç dizaynı, dış dizaynı nedense beni hiç sevmiyorum ya. Böcek gibi duruyor. Yani tipine bakar mısınız? Araba ne bileyim, böcek gibi duruyor. Kötü duruyor ama bu araba Amerika'da, yani Chicago'da en fazla tercih edilen araba arkadaşlar. Şu arkası düz olanlar bundan değil de. Burada iki tane minicik araba var. Böyle bir Amerika'ya gelmiş, böyle bir karavan alayım, Florida turu yapayım falan hayali olan bir kızın tercih edebileceği bir araba. Ne oğlum ya. 2013 model Smart Forte Passion. 13 bin dolar arkadaşlar. Araba aylık 200 dolar. Şire, yani bedava. Bakın bedava. Araba 34 MPG'si var. Bir motor varmış arabada. Araba çok iyiymiş bu arada. Ben bunun bir de TikTok'unu çekeyim. Yani şu tipe bakar mısınız? Arabanın yarıda bitmiş gibi. Şöyle içine bir bakalım bakalım. Abi araba çok iyi bu arada. Çok hoşuma gitti. Şöyle orada iki tane gösterge var. Şurada bir gösterge var. Şöyle bir orta konsolu var arabanın. Vitesi de otomatik zaten bu şekilde. Buradan da klimanızı ayarlıyorsunuz. Tertemiz. Arka bagaj kısmı da var arkadaşlar. Evet, 3-5 SUV'ye geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyordum. Buradan araba almanızı pek fazla önermem açıkçası. Neden? Çünkü oranlar çok yüksek çıkıyor arkadaşlar. Yani diğer dealerlara göre, yani 0-1 araba almanıza göre buradan ikinci el araba almanız daha mantıksız gelmeye başlıyor. Yani birazcık daha sabredebilirseniz gidip sıfır direkt Toyota'nın, Honda'nın, işte ne bileyim onun bunun bayisinden daha uygun bir şekilde arabayı alabiliyorsunuz. Yani direkt buraya gelmektense bir buraya gidin, oraya gidin, oraya gidin, sorun soruşturun. Siz kendiniz biliyorsunuz onu. Bütçenize göre en uygun şekilde almanız sizin avantajınızadır. Ve karşımda benim arabanın aynısı duruyor. Evet, aynısı. 2022 model Honda CR-V, bu EX'miş. Benim araba ne ki ya? Bilmiyorum da. Araba 1000 mildi arkadaşlar. Daha alınmış, binilmiş, geri iade edilmiş. 1.5 motor. 36 bin dolara satıyorlar burada. Yani benim arabada o zaman 33, 34, 32 civarı eder diye düşünüyorum. 580 dolar aylık bir ödemesi varmış. İçine bakalım. Benimkinden farkı ne diye düşünüyorum. He, bunun koltukları deri değil. Benimki deri. O zaman benimki bundan bir tık daha pahalı. Yani paket olarak üstün. Mesela bu arabayı tercih edebilirsiniz. Öneririm, bunun ucuzunu göstereyim. Bakın orada 25-26'ya bir sürü sedanlar vardı. Burada da 26'ya Honda CR-V satıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Bu arabanın fiyatı 26 bin dolar 2020 model olmasına rağmen. LX 41 bin milde, yani bence ucuz geldi bana. Bu niye bu ucuz harbiden? 435 dolar aylık ödeme çıkıyor ama siz yeniyseniz şu 530 ortadakini alabilirsiniz, o kredi skoru olarak düşünebilirsiniz. İçerisini göstereyim. Hemen hemen aynı, sadece ekran biraz küçülmüş. Tahta şekiller yok ve deri koltuk yok bu arabada da. Arka tarafına da şöyle bir göz gezdirelim. Bu şekilde. Ama fark ne arkadaşlar? Fark MPG. Bakın burada mile başına yaktığı galonu, yani benzini yazmamışlar. Yani 3 kuruş fazla ödeyeyim, SUV'ye bineyim diyorsanız bunu tercih etmenizi öneririm. Gerçekten güzel araba ve memnunum da ama yani aile babası değilim ben, o yüzden böyle bir
bir BMW böyle bir serseri serbest. E o kadar geldik, bir tane de şöyle bir M, BMW, Mercedes göstermeden gitmek olmaz tabii ki. Burada bir tane M6 var, üstü açılabilir ama yani şu çok kötü duruyor. Benim çarşaf gibi hiç hoşuma gitmiyor. Araba 2013 modelmiş, bayağı bir eskiymiş arkadaşlar. Direkt M6 4.4 motor, City'de 14. Cayır cüyür benzin içiyor gerçekten ve arabanın fiyatı 37 bin dolarmış. İçini gerçekten çok merak ediyorum. 2013 yılında yani böyle bir tasarım gerçekten güzel. Hala aynı tasarımla BMW devam etmekte, çok güzel duruyor, samimi söylüyorum. Bakın burada 320i var, fiyatı 25 bin dolar. Yanında da hemen şunu da göstermek istiyorum, 330i var, bunun fiyatı da 27 bin dolar. E abi diğerleriyle aynı, niye bunları almıyoruz ki? Olmuyor işte yani. Alamıyorsun. Alıyorsun da yani olmuyor. Veriyorsun, geri vermek zorunda kalıyorsun. Olmuyor işte. Şu modeli de göstermek istiyorum çünkü abi çok hoşuma gidiyor ya benim de şimdi BMW. Valla yani ne bileyim, samimi söylüyorum, hoşuma gidiyor. Böyle bir abartı egzoz. 2015 model BMW 228XI 19 bin dolar. 2 motor, 4 silindir, City'de 23 MPG'si var. Çok da fena değil. İç dizayna bakar mısın abi ya? Tertemiz. Ya böyle samimi söylüyorum, mis gibi ya. Evet, son arabaya doğru ilerliyorum. Karşımda şimşek gibi bir Tesla bulunmakta. Çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş yani, sipsiyah. Şuraların içinde de kırmızı şey koymuşlar. Çok güzel. Bunun adını unuttum vallahi, neydi de. 2018 model Tesla Model 3 Midrange. Fiyatı 35 bin dolarken araba elektrikli, ben niye MPG'sine bakıyorum ki? Aylık arkadaşlar 564 dolara tekabül ediyor, kredi skorunuz eğer iyiyse. Görüyorsunuz Tesla'nın ne kadar kolay. Böyle açılıyor sanırım. İç dizaynı bu şekilde. Yani bomboş gibi geliyor bana. Sadece bir tane ekran var. Bakın orada abimiz herhalde Porsche alıyor. Şu an kontrol ediyorlar. Ben de fiyatını merak ettim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Araba 44 bin dolar. 2016 Porsche Boxster Black Edition'muş arkadaşlar. Bak, güzel bir motor sesi de var. Böyle buraya geliyorsunuz, test sürüşü yapmak istiyorum mesela. Bu araba ister Tesla'yı ister Corvette'i, istediğinizi test sürüşü yapabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Yani gayet basit, binin, canınız sıkıldı gelin burada binin gidin demek tabii doğru olmaz ama istediğiniz arabayı rahat bir şekilde test sürüşü yapabiliyorsunuz. Evet, gösterdiğim arabalar aslında almanız gereken arabalar, samimi söylüyorum. Bunun diğer göstermediğim arabalar da uzak durmanız gereken arabalar gibi aslında. Yani tabii ki benim atladıklarım, bilmediklerim olabilir bu arada. Videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kafanızda birkaç bir şey oluşturmuştur ki buraya geldiğinizde bir tık daha rahat edebilirsiniz. Eğer rahat edebileceğinizi düşünüyorsanız lütfen kanalı beğenip abone olup bildirimleri açarsanız ben de sevinirim. Ghostbang gibi bir şeydik herhalde, abonelerin önüne düşmüyor videolar ama biz devam etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Üretmek dediğim araba fiyatlarına. Ya haftaya da market fiyatları gibi. Arkadaşlar kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Ben şunların bir TikTok videosunu çekeceğim, şu miniklerin. Hoşça kalın. Ayaklarına 36